EHDT yaklaşık %50'lik gibi bir zam geldi. Bu zamlar e, nelerdir başkanım? Hangi sınıflarda? Şimdi evet yaklaşık dediğiniz gibi %50 oranında bir zam e, uygulandı. Tabi bu valilik onayıyla beraber Trabzon'da 15 tane kursumuz var. Yani e, faaliyet gösteren Orta Hisar'da. E, bunlara... E, yani B sınıfı ehliyet 9 bin liradan 13 bin liraya geldi e, ve A1, A2 onlar 10 bin lira civarında. Yani B sınıfı ehliyet dediğim gibi 13 bin lira. B'den e, C'ye geçiş 17 bin 500 lira ki böyle farklılık arz ediyor. Veya B'den D'ye yine 13 bin 500 lira. C'den C'ye yaparsan 13 bin 500 lira gibi e, bu şekilde farklılık arz ediyor. Yani şey yapıyor e, sonuçta ama genelde rağbet olan e, ehliyet şeysi. B sınıfı ilet. O da şu an için varlık valilik kararıyla beraber alt taban fiyat uygulaması olarak 13 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca bunun tabi bu fiyatın haricinde yine vergi dairesine yani devlete ödenecek olan resmi vergiler şeyler var. E, 5200 lira vergi dairesine dönecek bir harç ücreti var. Ayrıca 1150 lirada da sınav ücreti şeysi var eee ödenmesi gereken toplamda yani kursa ödenecek olan paranın haricinde 6250 lira civarında bir parayı da devlete vergi olarak ödenecek duruma geldi. Yani biraz tabii ki hayatın ekonomik şartları olsun süreci bu şartlara getirdi. bu fiyatları almak geri hasıl oldu. ama tabii ki yine yoğun bir taleple karşı karşıyayız diyebilirim yani. Yaklaşık 13 bin, 6 bin, 20 bin civarında bir maliyeti oluyor bir ehliyeti alabilmek için. E, tabii ki yeni ehliyeti alan bir kişi direkt e, dolmuş bile süremiyor. Yani belli 2 yıl bir süresi var ve ayrıca bir D1 ehliyeti alması gerekiyor. Onun da ayrı sınıflandırılması var. Yani diyelim eskiden B sınıfı ehliyeti aldığın zaman hemen çıkıp bir dolmuşta kullanabiliyordun ama şimdi öyle değil. E, ehliyeti alacaksın 2 yıl stajyerlik bir süresi var. O ticari arabada çalışabilmen için. Onu da o, o süreyi doldurduktan sonra e, D1 sınıfı ehliyeti alıp ondan sonra ancak e, dolmuş ve benzeri diğer e, araçları kullanabiliyorsun veya K sınıfı veya S plakalı araba ancak o zaman kullanabiliyorsun. Öyle bir zorunluluk var. Evet. Eski B sınıfı olan e, vatandaşlar tekrar yenilmesin Eski B sınıf olan arkadaşlar normalde dolmuş sürebiliyor. Yalnız onlar da yine 5 yılda bir ehliyetini yenilemesi lazım. Bir Sağlık raporuyla beraber güncelleştirmesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Nüfus müdürlüğüne gidip e, sağlık raporuyla beraber e, her 5 yılda bir bu ehliyetin güncellenmesi lazım. Bunları da yapan birimiz e, orta Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü şeklinde.